Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Amazon geçen hafta da söylediğim gibi artık yavaş yavaş sessizliğini bozmaya başladı. Şubat'tan beri o Şubat'taki teaser'dan ve ondan önce Vanity dergisine verdiği korkunç fotoğraflardan sonra bir sessizliğe girmişti biliyorsunuz siz de ve o sessizlik yavaştan bozulmaya başladı. Aslında ben bugün sizin karşınıza bir fragmanla, bir trailerla çıkacağımı tahmin ediyordum ama sabah kalktım baktım maalesef doların yükselmekte olduğu dışında bir haber göremedim. Ne zaman gelecek trailer? Bugün gelmesi bekleniyordu. Belki pazar akşamı, Amerika'da pazar akşamı, Türkiye'de pazartesi sabahı yine bir NBA maçı varmış sanıyorum. Ya da San Diego Comic Con var, o da Temmuz'da yapılacak sanırım. Orada da gösterilebilir diyenler var. Henüz daha yani elimizde bir trailer yok arkadaşlar ama fotoğraflar var. Amazon bu geçen sürede bir ders almış, bir kulak vermiş. Yani her ne kadar YouTube'un altına, trailer'ın, teaser'ın altına yazanlara troll demiş olsa da yine de kulak vermiş gibi gözüküyor. Çünkü bir önceki o Vanity dergisine verilen fotoğraflar ya da orada yayınlanan fotoğraflardan çok daha kaliteli fotoğraflar var önümüzde. En azından yani üzerinde düşünülmüş, renk ayarı yapılmış, işte geçen sefer Elrond'un böyle bir çayır çimende sanki askerlik hatırası veriyormuş gibi verdiği poza benzer şeyler yok. Daha böyle daha güzel, daha düşünülmüş, daha seçilmiş, rastgele dağıtılmamış da ya birileri buna kafa yormuş belli. Bu sefer daha kontrollü bir şekilde Empire dergisine verilmiş fotoğraflar oradan da bize ulaştı. Aşağı bir yön yok bende şu anda. Bir parça bir tık daha yükseldim diyebilirim. O ilk ağaçların olduğu tabii ki görselde olduğu kadar yüksek değiliz maalesef. O teaser'ın hemen öncesinde olduğumuz gibi yüksek değiliz. Ama yine de aşağı doğru yolculuk en azından durdu. Biraz daha böyle beni hafif yukarı çıkarttı diyebilirim bu fotoğraflar. Şimdi elflerin saçından, yaşlanma meselesinden de bahsederek, hobbitlerden de bahsederek bu görseller hakkında ne düşündüm sizlerle paylaşacağım. Öncelikle en sevdiğim fotoğraftan başlayayım. Bütün bunlar arasında en çok sevdiğim bu oldu. Bir işte sağ tarafta dağların olduğu bir ovaya bakan bir kule var. Kulenin tepesinde de Amazon orijinal karakterlerden bir tanesi, çok da tartışma olan, üzerinde saç renginden kendi rengine kadar her şeyi tartışılan Arondir var. Buraya ismini yazdım çünkü bu orijinal karakterleri, daha doğrusu Amazon orijinal karakterlerin isimlerini hatırlamakta güçlük çekiyorum. Diğer Tolkien'in yazdıklarında sıkıntı yok ama bu yeni karakterlerin isimleri aklımda henüz kalmıyor. O yüzden not aldım buraya, Arondir. Şimdi bu fotoğraf hani o ağaçlar lezzetinin bir kısmını verdi bana. Hepsini değil ama baktığım zaman mesela bu o ağaçlarla birlikte gelseydi bu fotoğraf, çok daha böyle coşkulu bir şekilde bu fotoğrafı karşılardım ama şimdi tabii bizi çok düşürdüğü için Amazon böyle o coşkuyu yaşayamıyorum ama yine de baktığım vakit gayet güzel renkleriyle, CGI'yla, ki CGI bu tarz görselleri, içinde CGI olan görselleri daha iyi yapıyorlar. Yani öyle bir durum var. Dağlar, ben bunu önce sisli dağlar zannetmiştim ama değil. Yani burası bir o orta dünyanın güzelliğini, orta dünyanın ferahlığını bize veren bir fotoğraf olmuş. Kulenin tasarımını da çok beğendim. Bu fotoğrafta her şey tamam. Yani dizinin üst taraflarından biri, kalitesinin iyi olacağını, en azından görsel kalitesinin iyi olacağını kanıtlayan fotoğraflardan bir tanesi. Şimdi burada tabi burası neresi diye düşünürseniz, ben öncelikle bu sağdakileri işte Dumanlı Dağlar zannetmiştim, Sıradağı ve işte bu, bir daha baktım ismine, Arondir'de bir Silvan Elfi olduğu için buranın işte Dumanlı Dağların yanında bir yer olduğunu düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Burası hani nasıl Amazon orijinal karakterler var, Amazon orijinal yerler de var dizinin içerisinde. Burası da Tir Harad diye kitaplarda olmayan, lore'da mevcut olmayan bir şehirmiş. Harad'ın yanında bulunan insanların daha çok yaşadığı bir şehirmiş arkadaşlar. İsmi de Tir Harad. Yok öyle bir yer ama konulmuş işte. Amazon orijinal yerlerden biri.
Demek ki harada yakın olması dolayısıyla orada bir harad rimle alakalı bir şeyler olacak. Yoksa niye haradın yanına koysunlar şehri? Harad rim de girecek işin içerisine. Belki doğugiller de girecek. Mutlaka girecek zaten. Girmek zorunda da. O nedenle sanki burada insanlarla harad rim arasındaki bir takım olayları anlatabilmek için bu şehri haradın hemen yanına koymuş olabilirler. Tir Haradmış arkadaşlar burası. Buradan Hobbitlere geçmek istiyorum. Onlarla ilgili de pek çok görsel paylaşıldı. Yani görsellerin, fotoğrafların neredeyse yarısı Hobbitlerle alakalı. Geçen sefer demiştim, hatırlarsanız, Hobbitlerin üzerindeki kıyafetlere, onların hırpaniliğine falan bakarak, yani bunlar 3. çağda bildiğimiz şairdeki medeni, daha böyle medeniyete ulaşmış Hobbitler gibi değiller. Bunlar Hobbitlerin ataları olduğu için, yani aslında Amazon öyle lanse ettiği için, yoksa bunlar Hobbitlerin ataları falan değiller aslında. Yani önce bu Hobbitler çıktı, öbürleri daha sonra ortaya çıktı diye bir şey değil. Bu Hobbitler önce işte Dumanlı Dağların batısına gelen Hobbitler, ama aralarında bir zaman farkı yok aslında diğer Hobbitlerle. Ama öyle bir değişiklik yapılmış durumda, sanki bunlar Hobbitlerin atalarıymış gibi, binlerce yıl önce ortaya çıkmış ataları gibi gösteriliyor ve o nedenle de sanki işte o şairdaki güzel şehirlere, medeniyete ulaşmadan önce de biraz daha böyle göçebe, biraz daha fakir, biraz daha hırpani bir hayat yaşayan hobbitler olarak gösterilecek diye tahmin etmiştim. Bu gelen fotoğraflar da yine hemen hemen bu benim düşüncemi destekler şekilde. Genelde baktığınızda hep böyle üzerindeki kıyafetlerin böyle eskimiş, hırpani olduklarını görüyoruz. Genel olarak aslında güzel fotoğraflar da var içlerinde. Mesela buradaki bu fotoğraftaki ışık kullanımı benim hoşuma gitti. Dediğim gibi ya, görsellik açısından zaten hani renkler, ışıklar falan, bu konuda ben bir problemin olacağını pek düşünmüyorum dizide. Bu fotoğraflarda aslında onu gösteriyor. Diğer fotoğraflara da baktığımızda şimdi birazdan hepsi gayet kaliteli gözüküyor. Fakat buradaki tabii Hobbitlerin bu kıyafetleriyle alakalı pek bir şey söyleyemeyeceğim. İşte sazlardan, çöplerden yapılan bu kıyafetler, şapkalar, adamın kafasındaki otlardan oluşan şapka falan, bunlar tamamen tabii ki de Amazon orijinal. Yani burada lore içerisinde böyle kıyafetli olan hobbitler yok, ama böyle hayal etmişler onlar. Efendim işte çağlar önce hobbitler ilk çıktığında böyle yaşıyorlarmış Amazon showrunnerlarına, senaristlerine göre. Burada bu hobbitlerden bir tanesini, siyahi hobbiti canlandıran Lenny'di yanlış hatırlamıyorsam ismi, bir röportajda şunu demiş: Hobbitler olayın hem komedi tarafında var, hem de işte çok aslında cesurlar, büyük işlere de kalkışıyorlar demiş. Bu komedi kısmı biraz bende böyle bir biraz kaşımı kaldırmama neden oldu. Evet, yani hobbitler şen şakrak bir halk, eğlenmeyi seviyorlar, yemek içmeyi seviyorlar, birbirleriyle sosyal ilişkileri güzel. Yani genel olarak hayattan zevk almayı seven bir halk, hobbit halkı. Ama yani şaklaman değiller bir yandan da ve aslında çok da ciddi bir halk diğer yandan. Ama komedi unsuru anladığım kadarıyla dizi içerisinde yine hobbitler üzerinden verilecek. Umarım ki bunu abartmazlar. Tamam, bir noktaya kadar Peter Jackson da aynı şeyi yaptı. İşte mısır tarlasında kafa kafaya tokuşturdu falan. Biraz daha böyle şaşkın, biraz daha naif olarak gösterdi hobbitleri. Özellikle Merry ve Pippin'i. Merry ve Pippin aslında öyle tipler değiller tabii ki de. Ama onun üzerinde bir böyle bir ilk başta, özellikle ilk filmin ilk yarısında, işte şairde geçen kısımlarda hobbitler biraz daha böyle tatlış, şen şakrak tiplerdi. Orada biraz seyirciyi gülümsetiyorlardı yapılanlarla. Burada da anlaşılan o ki dizide o rolü yine hobbitlere vermişler. Ama ben sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Sizce hobbitler komedi unsuru mu? Yoksa benim dediğim gibi mutlu olan, hayattan zevk alan tipler mi? Komedinin dizideki biraz böyle ciddi olaylar olduktan sonra seyircinin hafif böyle gülümsemesini sağlamak için hobbitlerin kullanılmasını nasıl görüyorsunuz mesela? Onu yorumlara yazarsanız ben de sevinirim. Hobbit kısmı böyle arkadaşlar. Düşündüğümüz gibi geçen hafta söylediklerimi doğrular nitelikte fotoğraflar geldi.
Tabii dünden beri birkaç gündür en fazla tartışma yaratan fotoğraf da bu oldu. En fazla yaratanlardan bir tanesi de bu oldu arkadaşlar. Gördünüz, Celebrimbor. Şimdi burada iki tane farklı tartışma yürüyor. Bir tanesi Celebrimbor'un yaşı ile alakalı. Bir tanesi de tabii ki saçlarıyla alakalı. Şimdi saç meselesine önce gelirsek, dizide pek çok farklı saç stilleri var. Mesela hemen şuradan size şeyi de göstereyim. Gilgalad'ı da göstereyim. Ben de önüme açıyorum bu arada 3 tanesini. Şimdi saç bakımından baktığımızda burada 3 çeşit saç görüyoruz. Bir tanesi Gilgalad'ınki çok uzun. Celebrimbor'unki Elrond'da böyleydi. Elrond'da olduğu gibi biraz daha uzun. Arondir de tamamen asker tıraşı yapmış. Fakat diğer fotoğraflara baktığımız zaman, yani mesela şurada Galadriel'in üzerine kafasına bir taç konulduğu bir şey var, açtım. Buradaki diğer elflerin çoğunluğunun saçının oldukça kısa olduğunu görüyoruz. Neredeyse buradaki Gilgalad dışında herkesin saçı bayağı tıraşlı bir şekilde. Şimdi bu konuda aslında kesin bir şey söylemek zor. Yani Tolkien elfleri yaparken uzun saçlı yaptı onları. Denemez. Öyle bir durumu söylemek mümkün değil. Tarif ettiği elflerin hepsinde saçlar uzun. Tarif etmeyi seçmiş olduğu elflerin hepsinde uzun. Ama yine de yani bütün elflerin saçları uzundu denecek bir durum yok. Yani bu konu yoruma açık bir konu. Burada da bu şovu yapanlar, showrunnerların demeçlerinden de anladığım kadarıyla filmlerden ve daha önce yapılan illüstrasyonlardan biraz farklılaşmak adına bu saç meselesini kullanmışlar. Saçlar genelde %80, %90, yani aslında Gilgalad dışında herkesin saçı kısa. Bazılarınınki çok kısa. Şöyle bir şey söylemişler. Diyorlar ki biz insanların aklında Yüzüklerin Efendisi kitapları bir yerde nasıl ki, filmler bir yerde nasıl ki, biz de işte üçüncü olarak kendimizi başka bir yerde, başka bir yere konumlandırmaya çalışıyoruz. Yani onların devamı ya da işte filme benzer olmamaya çalışıyoruz demeye getiriyor. Kendi tarzımızı yaratıp kendi tarzımızla, evet film böyleydi, kitaplar böyle, dizi de böyle dedirtmeye çalışıyoruz diyor showrunnerlar. Ve bu da işte bu saç meselesi de kullandıkları enstrümanlardan bir tanesi. Dağınık bir şekilde, yani popülasyona baktığınız zaman bir kısmı uzun saçlı, bir kısmı daha kısa saçlı, bir kısmı çok kısa saçlı olabilir arkadaşlar elfler içerisinde. Fakat hepsi kısa saçlı olursa o zaman biraz göze batmaya başlıyor. Hepsi uzun saçlıydı şeyde, filmlerde ve ben bir sıkıntı yaşamamıştım. Çünkü benim de hayal ettiğim şekil o şekildi. Ama biraz daha böyle farklı saç stillerini ortaya koyarlarsa bu saç meselesi çok fazla dert edilmeyecek diye düşünüyorum. Ben dert etmiyorum açıkçası saçı. Ha, bu Arondir karakterini ısınamadım. O başka bir şey. Arondir bu gerçekten asker tıraşı elf bana biraz ters geldi, uzak geldi. Yani ısınamadım bu asker tıraşı meselesine. O da benim kendi düşüncem aslında. Herkes katılmak zorunda değil. Evet, yaş meselesine gelelim. Şimdi Celebrimbor'un yaşına baktığımızda şu bir gerçek ki Tolkien lore'unda bu yaşta görünen bir elf yok. Daha geçen hafta, bundan önceki hafta yaptım elflerle ilgili bir video, biliyorsunuz. Orada da söylemiştim. 100 yaşına geldikten sonra, yani yetişkin haline geldikten sonra bir elf artık fiziksel görünümündeki değişim duruyor. Yani 100 yaşındaki elf ile 10.000 yaşındaki elf aslında aynı görünüme sahip. Yaşlanma söz konusu değil. Ama burada baktığımız zaman işte Gilgalad farklı, Arondir farklı, Celebrimbor farklı. Hani Gilgalad ile Arondir arasında çok büyük bir fark yok. Eyvallah, olur. Tamam. Ama Celebrimbor bayağı, gördüğünüzde evet, yani orta yaşı geçmiş. Biraz yaşlılıkla orta yaş arasında yaşlılığa daha yakın bir kademede bulunan bir insana benziyor açıkçası. Bu aslında olmaz yani. Elfler içerisinde böylesine yaşı ilerlemiş gibi gözüken bir elf olmaz. Filmde de aslında diğer yandan, yani buna biraz benzer olan bir şey vardı. Mesela işte Greyhaven'da giderlerken kardeşlik, arka tarafta Círdan'ı görüyorduk. Círdan da
normal elflerden biraz daha yaşlıydı. Bunu olumlamak için, doğrulamak için söylemiyorum. Fakat bu yöntemi başvuruyorlar. Biraz daha buna biraz daha bilge bir görünüm kazandırmak için ya da belki de gerçekte bu mümkün olamayacağı için olabilir. Yani bütün elfleri aynı yaşta oyunculardan bulmak belki de gerçek hayatta karşılığı pek olamayacak bir şey. O yüzden onu da biraz böyle büküyorlar diyelim. Yani aslında bu yaşta elf gözükmez ama dizide bunu yapmayı tercih etmişler. Bu bir uyarlama olduğu için yani bu tercihe bir şey demiyorum. Sadece geri dönüp de şey demesinler. Olur kardeşim ya, yaşlanır elf. Bak Tolkien'de böyle yazmış gibi. Yani minareyi dikip ondan sonra kılıf arıyorlar ya yazılanlardan. Onu yapmasınlar yeter. Böyle yorumladık biz. Bizim Orta Dünya yorumumuzda elfler biraz böyle hafif yaşlanıyormuş gibi oluyor desinler. Eyvallah, tamam. Bence bir önceki Celebrimbor daha iyiydi bu arada. Hani pilotlarda oynayan, daha sonra işte muhtemelen Bezos tarafından beğenilmeyen ve projeden atılan bir tane oyuncu vardı. O bence çok daha iyi bir Celebrimbor olmuştu. Bu daha iyi bir oyuncuymuş ama. Bilenler öyle söylüyor. Ben tanımıyorum açıkçası. Oyunculuğunu da bilmiyorum. Daha iyi bir oyuncuymuş. Ama benim hayalimdeki Celebrimbor da bu değil. Gil-galad'a baktığımızda ise çok güzel olmuş Gil-galad'da. Gil-galad herhalde Galadriel'le birlikte rolüne en çok yakışan kişi. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten bu bir Gil-galad işte. Kafasındaki Roma tarzı, Sezar tarzı o yapraktan oluşmuş. Yani Asterix çizgi romanlarında bildiğimiz taca benzer bir taç var. O kısmını beğenmedim. Galadriel'e taç giydirirken da bir böyle bir Roma konseyi havası var. Belki oradan feyz alarak tasarladılar elfleri. O da olabilir. Yani o çok Roma havasını çok beğenmemekle birlikte Gil-galad'ın tipini oldukça beğendim. En iyi seçimlerden bir tanesi. Galadriel'i de çok beğeniyorum Galadriel olarak. Ya, savaşçılığı mavaşçılığı ayrı bir konu. Tip olarak Galadriel'e bence dolduruyor, oluyor. Aynı şekilde Gil-galad da gayet iyi olmuş. Aynı şeyi tabii çok Elrond'a söyleyebilir miyiz? Ondan çok emin değilim. Elrond'a da bu Arondir gibi çok ısınamadığımı söyleyeyim. Çok bence benim benim düşüncelerimdeki, hayal dünyamdaki Elrond'la pek alakalı değil. Bayağı uzak bir oyuncu. Fakat illaki tabii ki benim düşündüğüm olacak diye de bir kural yok. Şurada enteresan bir resim var, bir yemek sahnesi. Burada işte Celebrimbor var, Gil-galad var, ondan sonra Elrond var, Durin var. Muhtemelen şu ortada bir yerde Galadriel olabilir. Bir kadın önünde kalmış çünkü onu göremiyorum ama Galadriel de olabilir bu sahnede. Bir yemek sahnesi. Burada da bir ağaçlık bir alan var. Burası belli ki bir elf diyarı. Yukarıdan çok güzel böyle şamdanlar inmiş. Çok güzel bir ortam yani. Yerde yapraklar vesaire. Burada da sanki böyle bir şey havası aldım. Hani Dune'da filmde yoktu ama kitapta böyle bir yemek sahnesi vardır. Dune'da gittikleri Arrakis gezegeninin önde gelenlerinin bir araya geldiği ve herkesin birbirini tarttığı, düşman mı dost mu anlamaya çalıştığı bir sahne vardır. Çok da güzel yazılmıştır. Biraz sanki onu anımsattı bana burada. Aynısı çıkmayabilir tabii ki. Buradan şarkı söylemeye geçebilirler birden mesela. Ama o havayı böyle bir aldım burada. Gerçi diğer yandan baktığınızda burada birbirine düşman olabilecek pek bir şey göremiyorum. Belki Celebrimbor pek sevmiyor olabilir Gil-galad'ı falan. Onun dışında zaten Celebrimbor Durin'i gayet seviyor vesaire. Çok büyük bir arada bir huzursuzluk olduğunu zannetmiyorum ama o sahneyi hatırlattı bana. Bir de bu fotoğraf hakkında konuşalım. İşte burası Tir Harad. O kuleyi gördüğümüz yer. Burada Single Mother var. Ondan sonra Arondir var. Single Mother'ın çocuğu var. İsmi Theo bir şeydi. Tam hatırlayamadım şimdi. Bir şeye bakıyorlar ve elinde de kırık kılıç kabzası var Arondir'in. Nedir bu sahne? Elbette ki hiçbir yorum yapamam şu anda. Bayağı ama gözleri açık bir şekilde bakıyor. Biraz da havaya bakıyorlar. Acaba meteor mu geliyor? Meteor men mi geliyor diye insan düşünüyor. Bu arada bu
Single Mother'ın çocuğu da benim düşündüğümden çok daha büyük çıktı. Ben bu kadar boylu postlu bir şey beklemiyordum. Hafif bir 10-11 yaşlarında falan bekliyordum. Bayağı bildiğin delikanlıymış meğerse. Onu da buradan görmüş olduk. Empire dergisinde yazılanları da okudum. Sızdı zaten. Diziyle hakkında da öyle çok fazla bir şey açık etmiyor. Genelde işte prodüksiyondan bahsediliyor. Oradaki yaşananlardan falan bahsediliyor. İşte showrunnerların üzerinde nasıl büyük bir baskı hissettiğine baya baya bir yer ayırmışlar. İşte kendilerini Sam ve Frodo gibi hissediyorlarmış. Nasıl ki Sam ve Frodo'ya işte çok değerli bir yüzük emanet edildi. Onlara da böylesine büyük bir isim emanet edilmiş gibi hissettiklerini söylemiş. Ama diğer yandan işte geçen hani Cuma günü yapmış olduğum video var ya, bizi nasıl manipüle ediyor Amazon diye. Ondan da hala vazgeçmemişler. Çünkü bir yere de yine sıkıştırmış. Biz Tolkien'le aşık atamayız. Biz aslında onun hizmetkarıyız. Onun istediklerini yapıyoruz. O demiş ki işte hayal edin, benim boşlukları doldurun gibi bir şeyler söylemiş. Biz de onu yapıyoruz tarzı. Yine bir araya da bir sıkıştırmışlar. Yani diyorlar ki biz kardeşim, biz Tolkien'in istediği şeyi yaptık ya. Yani yapmayın, böyle gelmeyin üzerimize. De yine araya benim o hani manipüle ediyorlar dediğim kısım var ya, onu da yine sokmayı unutmamışlar. Tabii o cümlenin arkasındaki absürt cümle şeyini, kelimesini çıkartarak kullanmışlar yine. Ne diyelim? Bir şey diyemiyorum artık. Evet arkadaşlar, görseller bunlar. Dediğim gibi biraz hafif daha yüksekteyim. Artık trailer'ı bekliyoruz. Bakalım 2 dakikalık trailer bizi nerelere götürecek? Pazartesi mi gelecek trailer, yoksa San Diego Comic Con'da mı gelecek? Eğer San Diego Comic Con'da gelecekse Temmuz'da gelecek demektir. Bekliyoruz merakla. Evet, siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere.